Merhabalar, Nevzat ben. Eskişehir'de, şu an Mahmudiye'de çiftçilik yapmaktayız. Bugün bu gördüğünüz Toscano ağır tip kültivatör diye geçiyor. Şöyle göstereyim önce makineyi. Makinemizin önünde bir tane düzleştiricisi var. Sonra kaz ayakları, ağır tip kazaya pabuçlar. Düz ama kazaya pabuca takılabilir. Biz bunu anız bozmada da kullanıyoruz. Arkasında tekrar bir arka düzleştiricisi var makinenin. Ve lamanın merdanesi. Merdanenin arkasında da şu şekilde taraklar var. Bunlar da toprağın daha düz bir biçimde çıkmasını sağlıyor. Makine 6 metre, katlanır bir makine. Traktörümüz 270 beygir. İdeal gibi, evet ideal. Yani belki 7 metresi olsa da kullanabilirdik. Şu an şu şekilde size katladım. Yarı pozisyon görün istedim. Makineyi. Makine süper bir makine yani. Toprak kıştan sürülmüş. Buğday anızı. Biraz geç kaldı. Şu anda da çikilemesi gibi durum sergiliyoruz. Bayağı ekinler çıkmış. Toprak otlu da. Tekrar şu an makinemizi bir 15-20 santim derinlikte batırarak ekinlerin kaybolmasını sağlıyoruz. Bu makinenin 4 metresi de var. Onu da TR6 145'e takıyoruz. Kullanımı ve traktörü cidden bir yormuyor. Toprağın da durumunu görüyorsunuz zaten. Ekinin halini kıştan çıktıydı. Ve burada da işlenmiş halini göreceksiniz. Yani anlatmaya gerek yok. Yani her şey ortada. Çok da fazla bir söze gerek yok açıkçası. Yaklaşık 9-10 kilometre hızla çekiyoruz. 15-20 santim gibi bir derinlik. Zaten ayaklardaki görüyorsunuz ekini toplayışını. Öndeki tesviye küreği toprağa düzeltiliyor zaten. Arkadaki ayaklar. Ayakların hiçbiri tıkama yapmıyor bu arada onu söyleyeyim. Araları geniş. Çok rahatlıkla toprak aradan geçebiliyor. Zaten 4 sıra. 4 sıra olması da arkada da zaten hani tekrar bir yeşil bir bitkinin kalması pek mümkün değil. Bakın ekine. Diz boyunda. Burası yaklaşık 100 dönüm bir arazi. Saatte bu makineyle 25-30 dönüm gibi 30 dekar gibi bir yer işleyebiliyoruz. Bize çok büyük kolaylık sağlıyor. Marka zaten belli. Ondan dolayı hiçbir şeyimiz yok. Makine cidden çok sağlam bir makine. Traktörümüz de yormuyor.